Amerika Birleşik Devletleri'nde perakende satışlar Ocak'ta %1,1 beklentisine karşın %5,3 artarak 7 ayın en büyük yükselişini kaydetti. Çin, Amerika Birleşik Devletleri'ni geride bırakarak Avrupa'nın en büyük ticaret ortağı oldu. Eurostat verilerine göre geçen yıl Avrupa Birliği'ne Çin'e ihracatı %2,2, ithalatı %5,6 oranında arttı. ABD Hazine Bakanı Yellen, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'la görüşme yaptı. Telefon görüşmesinde ABD ve Avrupa'da büyümeyi artıracak ve istihdam yaratılmasını sağlayacak politik araçlarının transatlantik işbirliğinin ekonomik ve finansal konularda derinleştirilmesi konularının ele alındığı bildirildi. İtalya Başbakanı Draghi, Avrupa Birliği'nin durgunlukla mücadele için ortak bütçeye ihtiyacı olduğunu belirtti. Türkiye'de özel sektörün uzun vadeli yurt içi kredi borcu 2020 sonunda 163.5 milyar dolara geriledi. 2019 sonuna göre 16.5 milyar dolar azaldı. Evet, hoş geldiniz diyelim. Bugün 17 Şubat günlerden çarşamba. Ben Zeliha Saraç. Yine haftanın ortasındayız. Bu arada tabii bu hafta yine yoğun veriler birazdan aktaracağım size. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen karışık veriler geçen hafta piyasalar tarafında artı eksi çok fazla bir etki yaratmadı. Daha fazla teşvik paketini takip ediyorlar gibi gözüküyor. Hemen bugün neler konuştuk ona bakalım. Amerika'da enflasyon beklentileri var. Şöyle var. Aşılamaya dair olumlu haber akışı ekonomik hareketlenmeye yanında 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketinin enflasyon yaratıp yaratmayacağına dair tartışmaların devam ettiğini ben ifade edeyim. Powell geçen hafta New York Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada enflasyonda büyük bir artışın olmayacağı ya da kalıcı bir yükseliş beklemediklerini ifade etmişti. Ancak St. Louis Fed Başkanı Bullard dün mülakatında ABD enflasyonunun şu anda iyi durumda olduğunu, bu yıl enflasyonun yükselmesini beklediğini ve Fed'in bunu göz önünde bulundurduğunu söyledi. Ama bu arada San Francisco Fed Başkanı ise düşük faizlerin ve kamu harcamalarının Amerikan ekonomisini aşırı ısıtacağı ve yüksek enflasyonu ateşleyeceği eleştirilerini de reddettiğini ifade edelim. Bu arada piyasalar Fed Başkanı Powell'ın 23 Şubat'ta önümüzdeki hafta Senato'da yapacağı yarı yıl sonunda enflasyon gelişmelerine dair mesajlarını yakından takip edecek. Diğer bir konu ise gram altın. 400 TL'nin altını gördü bugün ki daha önce 20 Temmuz 2020 tarihinde 400 TL'nin altını görmüştü. Ancak küresel piyasalardaki ons altının artması ve dolar karşısında Türk lirasının değer kaybetmesiyle Kasım ayında 540 TL'nin üzerine çıkarak rekor seviye görmüştü ancak 400'ün altını gördüğünü ifade edelim. Bu arada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısı yarın gerçekleşecek. Bloomberg KT araştırma biriminin faiz anketine göre faizlerde bir değişiklik beklenmiyor. Morgan Stanley ve UniCredit'te Merkez Bankası'nın yarınki toplantısında faizlerde bir değişiklik beklemediğini ifade etti. Bu arada 2021'de en büyük riskin enflasyon olduğunu söyleyen ve Bloomberg KT'ye konuşan TEP Genel Müdürü Ümit Leblebici riskin büyük olduğunu söyledi. Ters dolarizasyon konusunda ise vatandaşın döviz bozması için zaman gerekiyor ifadelerine yer verdiğini söyleyelim. Bu arada hemen borsalarla devam edelim. Öncelikle Borsa İstanbul'la başlıyoruz. BIST yüzde 1540 seviyesi yatay bir kapanış gerçekleştirdiğini ifade edelim. Dün ciddi bir satış gördü ve işlem hacmi de 40 milyar TL'nin üzerinde gerçekleşmişti dün itibariyle. Ki bu arada bugün de Halkbank'la ilgili bir haber akışı vardı. Dolayısıyla Halkbank'ta hareketleri sert gördük ama borsanın tamamına, BIST'in tamamına yansımadığını da ifade edelim. Bankacılık endeksinde %1,09, holdingde %0,34'lük bir değer kaybı olduğunu da söyleyelim. Bu arada yavaş yavaş enflasyon konuşulmaya ve enflasyonist baskıların artabileceğine dair yorumlar var. Biraz önce de bahsettim. Dünya genelinde önce faiz artışları olabileceği ihtimalinin küresel piyasalarda fiyatlamaya çalışıldığını ve oynaklığın arttığı belirtiliyor analistler tarafından. NTA tarafında biliyorsunuz yükseliş eğilimi söz konusu. Bu arada tabii yurt içinde yarın para politikası kurulu toplantısı olacak. Tüketici güven endeksini bekleyeceğiz. Yurt dışında Euro bölgesinin enflasyonu gelecek. Amerika'da inşaat izinleri, konut başlangıçları ve Philadelphia'da FED imalat sanayi endeksi başta olmak üzere gelecek verilerimiz var dün yarın itibariyle. Bu arada TL tarafında UniCredit analistlerinin şöyle bir yorumu var. Dolar TL'de aşağı yönlü potansiyel henüz sona ermedi deniliyor. 6.80 civarından önce bir tabanın gelişmesi muhtemel değil denilmiş. Yatırımcıların faiz kararından önce herhangi bir yönde pozisyon almak konusunda en azından bugün için ihtiyatlı olmaya devam etmelerini beklediklerini de ifade etti. Bu arada kabine toplantısı da gerçekleşiyor. 15.30'dan itibaren başlamış
açıklamıştı. Bu noktada bakalım bu salgın nedeniyle Erdoğan açıklamaları vardı. Salgın nedeniyle yapmak zorunda olduğumuz kısıtlamaların oluşturduğu yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık demişti. Bugün de kabine toplantısında yapacağımız çalışmalarla aldığımız kararları açıklayacağız açıklamasında gördük bu noktada. Devam edelim biz bu arada Avrupa tarafında. İngiltere'de Ocak ayına ait tüfe geldi. Yıllıkta 0.7'lik bir artış var. Beklenti 0.6 olması yönündeydi. Bu arada İtalya'nın yeni hükümet programını bu sabah parlamentoya sunan Başbakan Mario Draghi'nin uluslararası ilişkiler alanında izleyecekleri politikalar arasında Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha adil bir diyaloğun tesisi için çaba gösterilmesinde saydığını ifade edeyim. Bu noktada Avrupa Birliği gerekmesi halinde Avrupa Birliği dışında da aşı üretimini değerlendirecek acil AB düzeyinde aşı acil kullanım onayını sağlamayı ele alacak. Financial Times gazetesinde ise Avrupa Birliği Moderna'nın aşı alımlarını 3 katına çıkarmaya hazırlandığını yazdı. Almanya'da varyant virüsler hızla yayılıyor. Bu haber vardı. İngiltere'de varyant oranı şu anda 120'leri aşmış durumda. Almanya'da gelecek hafta 10 milyon doz aşı teslim edilecek. Bu bilgileri de aktaralım. Devam edelim. Bu arada eksiler görüyorsunuz. Var ki tabii hem aşı haberleri hem de bu varyantın artıyor olması görüldüğü gibi baskı yaratmakta. ABD tarafına geçeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nde görüldüğü gibi eksiler söz konusu. Nasdaq'ta eksi var. Power'ın yarı yıl sunumu 20 Şubat'ta olduğunu ifade etmiştim. Enflasyon oranlarına ilişkin piyasa beklentileri şekilleniyor ki eksilerde olduğunu görüyoruz. Büyük bir mali paket beklentisi var. Aşı uygulamalarının ilerlemesi ve bastırılmış tüketici talebi nedeniyle son 10 yılın en yüksek seviyesine ulaştı piyasa beklentileri enflasyona dair. Bu arada şunu da aktaralım. Gösterge ABD 10 yıllık hazine bonusu getirisi Şubat 2020'den bu yana ilk kez %1.3'ün üzerine çıktı. Amerika'da perakende satışlar 7 ayın en büyük artışını gördü. Bu arada otomobil harici perakende satışlarda aylıkta %5.9'luk bir artış gördük. %1 bekleniyordu biraz önce ifade ettiğim gibi. Bu arada Beyaz Saray'ın bir açıklaması var. Biden ve Harris'in teşvik planı hakkında konuşmak için yarın Oval Ofis'te işçi liderleriyle buluşacağı da ifade edilmiş durumda. Biraz önce aktardım. Yellen'la Lagarde telefonla görüşme yaptı, gerçekleştirdi. Bu arada City'nin beklentileri var bu Amerika nominal tahvil getirileriyle ilgili yükselişten kaynaklı olarak gelişmekte olan piyasalarda yeni bir zayıflık dalgası gelmesi beklendiği de ifade ediliyor. Geçelim biz MTI'ya. Gram altın 400'ün altında demiştik. En son 20 Temmuz 2020'de görmüştü bu seviye diyelim. NYMEX ve Brent petrolde artılar söz konusu ama altın düşmeye devam ediyor. 1800'den sonra satışlar sertleşti. Gram altın ise görüldüğü üzere 400'ün hemen altında işlem görmekte. Devam edelim bu arada kripto para tarafına. Coinmetrics'ten alınan verilere göre Bitcoin bugün 51.715 seviyesini görerek yeni bir rekora imza attı. Yalnız JP Morgan Bitcoin oynaklığının düşmeye başlamaması durumunda mevcut fiyatının sürdürülemez göründüğü konusunda da uyarıları var diyelim ve Ankara'ya gidelim. Kabine toplantısı dedik. Bu arada Fevzi Çakır Habertürk TV muhabirine dönelim. İyi akşamlar diliyorum size. Hemen soralım uzatmadan. Kabine toplantısı devam ediyor. Ne gibi sonuçlar beklenir? Ne gibi tedbirlere dair karar çıkar? Ne deniyor? Evet, iyi akşamlar Zeliha Saraç. Kabine toplantısında yaklaşık 3 saat geride kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkan da Beştepe'de gerçekleştiriliyor toplantı. Tabii ekonomi cephesi de yakından takip ediyor toplantıyı. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün özellikle esnaflara yönelik bir dizi paketin devreye alınabileceği yönünde bir sinyal vermişti. Yeni bir destek paketi çıkabilir mi? Bu yönden de oldukça önemli bir kabine toplantısı gerçekleştiriliyor. Koronavirüsle mücadele en önemli gündem maddesi. Bir süredir kabinenin en önemli gündem maddesi bu. Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Virüsle mücadele noktasında gelinen son durumu rakamlarla anlattı bu sunumunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Yine aşı temin çalışmaları, aşılama çalışmaları ile yerli aşı geliştirme çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin de kabine üyelerini bilgilendirdi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vermiş olduğu bilgiler doğrultusunda halen hayatımızda olan sokak kısıtlaması, restoranların, kafelerin kapatılması gibi kısıtlamaların, tedbirlerin ne kadar sürede ve ne şekilde devam edeceğine ilişkin nihai karar verilmiş olacak. Buna ilişkin değerlendirmelerde şu sıralarda kabine toplantısına devam ediyor. Tamamıyla bir kısıtlamaların geri kaldırılması söz konusu olabilir mi? Buna ilişkin de aslında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli bir açıklama yapmıştı. Vaka sayılarındaki 7-8 bin düzeyindeki belirtiye işaret etmiş. Normal hayatımıza dönmek için bu sayıyı önemli ölçüde azaltmak mecburiyetindeyiz ifadelerini kullanmıştı. Tedbirlerle ilgili
vaka sayılarına göre yerinde karar dönemine geçildiğini söylemişti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Bu da esasında vaka sayılarının belirli bir düzeye gerilediği illerde il bazlı kısıtlamalardan geri adım atılabileceğinin sinyali olarak algılandı. Bugün de kabine toplantısında bunun usulüne ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Eğitim konusu da önemli bir başlıktı. Onu da ifade edelim esasında. Yüz yüze eğitim beklentisi söz konusuydu. Özellikle üniversitelere yönelik yüz yüze eğitim başlamasına dönük kabine toplantısından bir kararın çıkmasını bekliyoruz. Ekonomi cephesi hareketli kabine toplantısını yakından takip ediyorlar. Özellikle salgından ve pandemiden olumsuz etkilenen geniş bir esnaf kitlesi söz konusuydu. İşte esnafların bu giderlerinin karşılanması noktasında bir dizi destek paketi devreye alınmıştı. Yeni bir destek paketi gelebilir mi? Buna ilişkin ihtiyaç var mı ya da gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçilmesi gibi yönünde nasıl bir politika izlenecek? Buna ilişkin değerlendirmeler de şu sıralarda kabine toplantısında yapılıyor. Tüm bu değerlendirmelerin yapılmasının ardından iç ve dış politik gelişmeler de değerlendirilecek. Ardından birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek. Hem ekonomi cephesinin beklemiş olduğu destek paketlerine ilişkin mesajlarını, aynı zamanda koronavirüsle mücadele bağlamında bundan sonra atılacak adımlara dair önemli mesajlar verecek. O mesajlarına ayrıntılarını da aktarmayı sürdüreceğiz. Zeliha Saraç. Fevzi Çakır, teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Bakalım kabine toplantısı sonrası il bazı kısıtlamalarda kalkmalar olacak mı? Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Onu takip ediyor olacağız. Bir araya gidelim, aradan sonra devam edeceğiz. Evet, son zamanlarda bilindiği gibi Bitcoin ve coin piyasası çok yakından izleniyor yatırımcılar tarafından. Bu artan para arzıyla birlikte tabii ki bunun etkileri nasıl, nedir, ne değildir konuşacağız. İsmail Hakkı Polat, Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam iyi akşamlar diliyorum ben size. Hemen Bitcoin'i merak ediyoruz, soruyoruz. JP Morgan'ın da uyarısı var. Yani bu kadar gitmemesi gerekiyor, uyarıyoruz şeklinde yorumlar da var. Yeni zirveler nedir, ne değildir? Herkes de merak ediyor bu coin piyasasını. Buyurun hocam. Şimdi tabii hani şu anda herkes bir şey söylüyor. JP Morgan 2 sene önce dolandırıcılıktır demişti. Bu senenin başında, işte sene sonunda $200,000 çıkacak dedi. Şimdi biraz spekülatif diyor. Yani hani pek de herkesin rivayetinin muhtelif olduğu ama işte bir türlü durumun anlaşılamadığı da bir böyle bir kaos var insanların kafasında. Şimdi burada aslında şuralardan bakmak lazım. Basit bir arz talebi ilişkisi aslında bu. Şimdi talebi körükleyen şeyler ne? Birincisi $50,000 bir dönüm noktası aslında. Nedir bu? $50,000 birim fiyat. Bireysel ve kurumsal yatırımcıların iştahını kabartıyor doğal olarak. İkincisi de şu anda Bitcoin'in fiyatı $50,000'ın biraz üzerine çıktı ama piyasa değeri olarak $1 trilyon yaklaştı. Şimdi bu da özellikle analist ve daha makroekonomik anlamdaki talebi görmek için de önemli. Çünkü bu başta altın olmak üzere bütün finansal yatırım araçlarından da pay kapmaya başladığını gösteriyor Bitcoin'in. Bunun tabii hani sadece değer değil, işlevsel olarak işte biraz daha değer saklama, biraz daha işte güvenilir limana gitme gibi durumları var ama asıl arz noktasında da bir takım gelişmeler var. Bir de şunu ilave edeyim. Dün Gartner'ın bir araştırması çıktı, önemli bir araştırma. Amerika Birleşik Devletleri'ne şimdi bakıyorum, 77 büyük şirketin Tesla'nın $1,5 milyar Bitcoin yatırım yapmasının arkasından 77 şirketin hazine yöneticisine, büyük şirketin hazine yöneticisine Bitcoin yatırımı yapacak mısınız diye sormuşlar. Ve bu şirketlerin %84'ü kesinlikle almayacaklarını söylemişler ama %5'i de 2021 içinde mutlaka yatırım yapacaklarını söylemişler. Şimdi bir taraftan bakarsanız hiç kimse aslında bunu istemiyor ama %5 bile bu Afrika'da ayakkabı satmaya gelen girişimci gibi aslında çok büyük bir değer. Dolayısıyla İşin talep tarafında başta Amerika olmak üzere ciddi bir şey var. Neydi? Heves var, heyecan var. Arz tarafında ise asıl bence sıkıntı orada. Dün Coinbase, Amerika'nın en büyük kripto para borsası, dünyanın en büyük büyüklerinden birisi. Coinbase'de bir şey olmaya başladı. Ne derler? Bir tedarik sıkıntısı çekilmeye başladı. Yani yeni gelen tedariklere karşı Bitcoin
tedarikinde Coinbase bile sıkıntı çekmeye başladı ve sadece Amerika değil, bütün aslında borsalardan özellikle kurumsal ve büyük bireysel yatırımlar yapanlar paralarını çekip kendi cüzdanlarına ya da kendi saklama hizmetlerine veriyorlar bunu. Şimdi bunun anlamı ne? Ciddi bir talep var ve bunun karşılığında özellikle Bitcoin'de arzda da yavaş yavaş sıkıntılar olmaya başladı. İşte önümüzdeki dönemi böyle bir manzarada karşılayacağız. Bir tane daha şey var, onu da isterseniz biraz daha tartışırız da. Şimdi Janet Yellen ve ekibinin önünde yavaş yavaş piyasalardan, bütün finansal yatırım araçlarından, bankacılık sisteminden pay kapmaya, daha da fazla pay almaya çalışan bir düzenlenmeyen bir şey var, bir yatırım aracı var. Dolayısıyla işte terör, finansman, kara para, bunların bir takım bileşenleri, ama bir yandan da genel sistemden, geleneksel sistemden çıkan da para var. O yüzden de bu işin arza talep değil, sadece düzenleme ayağıyla da 2021 yılına talep, arz ve düzenleme gibi 3 kritik sac ayağı üzerinde gideceğiz gibi duruyor. Büyük yatırım bankaları da Bitcoin ısınıyor gibi duruyor diye haberler gördüm ben bugün. CNBC'de de böyle bir makale de vardı. Tesla ve diğer firmalar kripto para birimini destekliyor şeklinde. Bu noktada bir de James Bullard'ın Bitcoin'in daha çok altının bir rakibi olarak niteliyor nedense. Ama bizi etkilemez diyor Fed'in politikasını. Düzensiz para birimiyle devam etmek istemezsiniz herhalde diyor. Böyle bir yorum da var. Buyurun hocam. James Bullard haklı. Kendi açısından da haklı. Hani dünya ekonomisinin istikrarı açısından da diyelim doğru bir bakış bu. Ama özellikle Bitcoin'i ve kripto para piyasasını bu hale getirmek için de başta Janet Yellen, James Bullard, Jerome Powell olmak üzere işte Amerika'daki bir sürü düzenleyici kurumun da çok daha fazla çalışması lazım. Yani alternatifi ne bunun? Şu anda işte kurumsal yatırımcılara, başta MicroStrategy ve Tesla olmak üzere bunlara baktığınız zaman hepsi şunu söylüyorlar. Amerika'da pandemiyle beraber işte pandemi ve pandemi sonrasında gelecek hiper enflasyona karşı, bu para basma politikasının sonucunda oluşabilecek hiper enflasyona karşı biz paramızı kendi kurumsal hazinemizdeki değerimizi korumak için Bitcoin'i önemli bir şey olarak görüyoruz. Yatırım aracı olarak görüyoruz diyorlar. İşte 1,5 milyar dolar, öbürü 1 küsur milyar dolar harcadı. Arkadan da harcayacaklar var. Şimdi buna bir cevap vermeleri lazım birincisi. Yani şu anda hazine tahvillerin, işte 10 yıllık tahvillerin negatifte olduğu Amerika'da ve Avrupa'da bankaların ve enflasyonun aslında yeterince getiri şey yapmadığı, üretmediği bir noktada acaba Fed ve de Çin tarafından özellikle dijital yuanla gelecek konjonktürel şeylere karşı, finansal alternatiflere karşı Amerikan Fed'i ne yapacak acaba? Yani bunu görmek lazım. O yüzden de özellikle bu dijital para çalışmaları, ki bence çok ağır kalıyor Fed burada. Bunları hızlandırıp bir de düzenlemeleri, işte bu realiteyi, ekonominin ve finansın realitelerinden vazgeçmeden etkin bir noktaya getirmeleri gerekiyor. Hocam tekrar konuşuruz bu konuları. Tekrar teşekkür ediyorum. Bayağı da dikkat çekici konular bunlar. Herkes ilgilenmeye başladığı için. Tekrar teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum. Şimdi Taner Uzarslan'a dönelim. Taner, iyi akşamlar. Hemen vakit kaybetmeden ne haber, nasılsın diye sorayım. Hemen başlayalım PPK toplantısı ile. Nasıl bir etki yaratır? Beklenmiyor bir faiz değişikliği. Dolar TL üzerine nasıl bir etki yaratır? Yaratır mı? Evet, burada faizin değişmesinin iki tane parametresi var. İki tane değişiklik bunu ancak farklılaştırabilir. Bir tanesi döviz kurunun yükselmesi. Bildiğimiz gibi daha öncesinde buna benzer mecburi bir faiz yükselişi yapılmıştı. Piyasa beklentileri hep yukarıdaydı. Merkez Bankası'nın fonlaması düşüktü. Her ne kadar gerçek faiz oranı o haftalık fonlamanın veya haftalık politika faizinin üzerinden de gerçekleşse, daha böyle ortodoks dediğimiz politikaya geri dönüşü ve açıklamalar ve arkasından da tek faize geçme döviz kurunu normalleştirmişti. Şimdi böyle bir durum şu anda varken, döviz kuru normalleşmişken ve hatta TL son belki birkaç ayın en çok değer kazanan para birimi olmuşken tüm dünya içerisinde, Merkez Bankası'nın böyle faizde bir artırıma gitmesi çok çok sürpriz olur.
İkinci etken enflasyon. Eğer ki Naci Ağbal'ın da Merkez Bankası Başkanımızın açıklamaları daha öncesinde eğer ki emtia fiyatları yükseliş olursa daha fazla parasal sıkılaştırmaya gideriz türünden açıklamaları. Yani bir enflasyon geliyorsa arkadan arz kaynaklı bizim burada duruşumuz yeniden sıkılaşır anlamında ifadeleri vardı. Şimdi biz henüz enflasyon tarafında bu emtia bazlı belirgin bir yükselişi görmedik. Eğer devam ederse yani enflasyon 17'lere doğru giderse Merkez Bankası'ndan tabii ki bir faiz indirimi beklemek piyasanın hakkı olur. Sonuçta enflasyon geliyorsa arkasından en aşağı bir 2 puanlık bir reel faiz ihtiyacı piyasada hasıl olmaya başlar. O yüzden bu şeyde değil, toplantıda değil ama eğer ki Şubat, Mart aylarında enflasyonda bir yükseliş başlarsa biz sonraki aylarda Merkez Bankası'nda faiz artırımını konuşabiliriz. Ama şu an ben 18 Şubat'ta herhangi bir değişikliğe gideceğini zannetmiyorum. BIST 100'e ne diyorsun Taner? Tabii BIST 100 dünya borsalarından etkileniyor. Dün böyle ani bir satış geldi. Az önce de konuştuğunuz gibi bu kripto paralarla ilgili tabii orada her şeyi pozitife anlama isteği var. Yani, peki neden geldi bir de bu bir şey... satış mesela? Piyasada bugün bankacılık endeksi de mesela eksi kapattı. Faizler yüksek olduğu sürece öyle mucize beklemeyelim artık borsadan. Tamam bazı şirketler önden gitti. Bazı işte bu az önce söylediğimiz emtia üreticisi veya bunların ürünlerini satan şirketler çok önden gitti borsada. Emtia bazlı fiyatlama yapan şirketler. Ama dövizin aşağı düşmesi, emtiaların hafif bir satış dalgasına girmesi burada oraya olan ilgiyi azalttı. Yani sanayi şirketlerindeki bankalarda piyasayı taşıyamıyor veya burada da zaten belirli fonlar var. Onlar da pozisyon alıyorlar. Belirli bir noktada stop çalıştırabiliyorlar. Oynak anları yaşıyoruz. Altının gerilemesi otomatikman hisse senetlerine satış getirebilir. Beklentisi hakim oluyor. Çünkü altın biraz daha hedge enstrümanı gibi veya altın düşünce gelişen ülkelere daha çok satış geliyor. Yani çok şeyden bahsediyor olabiliriz. Düşüş için ben size 10 tane daha sebep sıralayabilirim. Ama özü piyasalar Türkiye borsası içinde, dünya borsaları içinde belirli hisselerde çok şişkinlikler olduğu aşikar. Zaten şişkin olmayan hisselerde çok fazla prim yapmadılar. Yani hala ucuz diyebileceğimiz veya piyasaya nazaran çarpanları çok daha düşük seviyelerde olan bazı şirketler var. Onlar da yükselemiyor. Çünkü yabancı yatırımcılar gördüğümüz kadarıyla onlar da satış yapıyor. Bunu açığa satış diyebiliriz veya pozisyonlarını azaltıyorlar. Ve bunun karşılığında çıkan parayla diğer varlıkları alıyorlar. Diğer hisseleri. Ama orada da kısa vadeli bakabilirler. Yani hedge fonlar hızlı hareket ettikleri için ve Türkiye'de de son dönemde girenler hedge fon olduğu için bu alım tarafında orada oynaklıklara hazır olmak lazım zaten. Ama bankacılık endeksinde de sonuçta karları takip ediyoruz. Ama bir kredi büyümesinde yavaşlama göreceğiz 2021'de. Öyle 2020 gibi bir büyüme artışı söz konusu değil. Yani reel anlamda hiç değilse artmayacak. Yani faizler yüksek olduğu için bir artış olabilir. Ama reelden bahsetmiyoruz. Yani hacim ciddi anlamda artmayacak. Bu da banka karlılıkları üzerinde negatif bir etki 2021 açısından. Bunu satın alıyor piyasa. 21'den sonrasına bakmak lazım karlılıklar açısından. Bankalar özellikle bu sorunlu kredilerini nasıl temizleyecekler? Burada ileriye ötelenen birçok borç var. Yapılandırma ihtiyacı olan şirketler olacak. Yani 2021'in bankacılık sektörüyle ilgili henüz belirsizlikleri ortadan kalkmış değil hisse senetleri tarafına baktığımızda. O yüzden onlar netleşmeden, faizler aşağı doğru gelmeden biz yani rally'nin artık son dönemlerinde olduğumuz gerçeğinde göz ardı etmememiz lazım. Yani piyasanın yükselmesi için ekonominin büyümesi lazım, faizlerin düşmesi lazım gibi etkenler var.
veya üçüncü kez geliyor. Dünya borsalarının bir %10 daha yapması lazım ama orada da artık eskisi gibi bir hava yok hepimizin bildiği gibi. Peki Amerika hisse senetlerini de konuşalım biraz, orada tahvil faizlerini de konuşalım. Enflasyon konuşulmaya başlandı yavaş yavaş, farklı görüşler de var. Fakat sonuna doğru mu geliyor diye bir sürü makale var yabancı basında bu yükselişlerin faizler dolayısıyla, ne dersin? Yani Amerika'da enflasyon evet eninde sonunda bu bir dert olacak ama enflasyonu oluşturucu etken talep kaynaklı. Yani dünyadaki genel hareket tarzı böyle oluyor. Emtia fiyatları yükselişini çok daha fazla sürdürürse tabii bir ekstra korkudan bahsederiz ama talebin daha çok yükselmesi için çok sebep yok. Zaten insanlar zar zor geçiniyorlar tüm dünyada. Özellikle pandemi etkisi tüm herkesin gelir tarafında çok büyük bir azalmaya sebep oldu. O yüzden talep kaynaklı ne Amerika'da ne Avrupa'da ciddi bir etkiden bahsedemeyiz. Ama tabii emtiaların yükselmesi bir etki yaratıyor. Evet, 30 yıllıklar Amerika'da %2'nin üzerine geldi. Burada beklentilerin çok önünde bir yükseliş var. Bu da risksiz dediğimiz varlıklara olan ilgiyi arttırıyor. Bu da eşittir. Hisse senetleri için bir satış nedeni daha ortaya çıkartıyor. Peki TL performansına bakalım biraz istersen Taner. Şimdi beklentiler de var. İşte 6.80'de tavan oluşturması gerekiyor, yoksa daha gerilemez ama gerileme olasılığı da var deniliyor. Rakamlar havada uçuşuyor ama tahminler daha doğrusu. TL'nin performansını biraz bahsettin ama açalım. Çünkü sonuçta bu özellikle dolarizasyon konusu vurgusu vardı biliyorsun hep Merkez Bankası'ndan. Bugün TEB'in de genel müdürü aynı şeyi söyledi. İşte yavaş yavaş vatandaşların zaman verilmesi lazım çıkılması açısından diye. Senin düşüncen nedir? Çözülmeler başlar mı böyle seviyelerden? Beklenir mi? Yani döviz düştüğü sürece insanlar çözülürler. Döviz yükseldiği sürece de Türkiye'de benim yıllar itibariyle gördüğüm insanlar döviz alırlar. Dövizden umudunu kesenler, satmak zorunda olanlar, yeni iş kurar, yeni ev alır, birçok beklenti dövizini satar. Zaten bu saate kadar dövizini satmayanın muhtemelen maliyeti düşüktür. Zaten maliyeti yüksek olan da onu satmamayı tercih eder. Yani başka bir şey almamayı bile düşünüyor. Bekliyor. Hani orada zararı da kesemiyorlar. O yüzden maliyetleri düşükler. Zaten nereden satarsa satsın aslında TL mevduat sahibi yatırımcıya göre böyle bir 2-3 senelik bazda baktığımızda daha çok para kazandı. O yüzden yani evet, dövizin durması veya gerilemesi dövizdeki çözülmenin esas sebebidir. Sebebi olacaktır. Bu nereye kadar sürer? Vallahi yani 7 lirayı baz alsam yaklaşık 7-8 ay ben TL'de kalsam zaten benim dolar için başa baş seviyem 7.70'e çıkar. Yani 7.70'in üzerinde bir döviz sahibi bana göre daha iyi getiri sağlıyor demektir. Önümüzdeki 7-8 ay için böyle çok büyük bir öngörü yok bununla ilgili. Herhalde yakın bir zamanda bir de ekonomi reform paketi açıklanacak. Bunun da olumlu beklentileri var piyasa üzerinde. Avrupa Birliği ile ilişkilerin tekrar güçlendirileceği beklentisi hakim. Reform paketinin içerisinde muhtemelen maliye politikası da bulunacaktır. Burada maliye politikasının içerisinde vergi gelirlerini arttırıcı birçok yeni düzenlemeden bahsediliyor olacağını göreceğiz muhtemelen. O yüzden piyasalar önümüzdeki belki bir ay içerisinde de bunu satın almak isteyecekler benim gördüğüm. O yüzden TL yatırımcısı şu anda hem faiz kazanıyor hem dolar TL yatırımcısına göre riski olmayan bir varlık içerisinde bulunuyor. O yüzden TL'deki çözülmenin anahtarlarından bir tanesi. Şimdi petrol fiyatları risk değil mi? Hani talep bazında gelebilir dedin ama hızlı gidiyor. Hala artılarda. Hem bizim için hem dünya için söylüyorum. Hem aşı çalışmaları, işte ertelenen talep, senin de bahsettiğin. Dünyanın genelinde bizde özellikle yüksek enflasyon varken enflasyon önümüzdeki senelerde tırmanmasıyla beraber emtiyadaki bu hareket rahatsız etmiyor mu seni enflasyon bazında? Yoksa hani petrol bir hareketini yapıyor ama bir yerden sonra belki tekrar dengelenir gibi bir düşüncem var. Nedir emtiyada? Şimdi petrolün bu kadar sert düşmesinin esas sebebi özellikle havacılık sektörünün ciddi anlamda pandemi sebebiyle durma noktasına gelmesiydi. Mart-Haziran ayları arasında. Ve işte hepimizin de bildiği gibi belirli vadelerde eksiye döndü petrol kontratları.
yani 10 doların altına kadar geriledi ana kontratlarda. Şimdi burada eğer ki işte en son rakamlara bakıyoruz. Ben genelde İngiltere'yi önden takip ediyorum. Çünkü en hızlı onlar gidiyor nüfuslarına göre. 15 milyon kişi ilk aşılanmalarını yapmıştı. 15.600'dü galiba. İkinci aşılamalarda herhalde döngülere gelmeye başlayacak. Avrupa özellikle, Amerika bu işte BioNTech, Pfizer aşılarını hızla vurulur. Ve dünyada turizm yeniden işte seyahatler yeniden başlarsa beklentisi petrol fiyatlarını yukarıya çekiyor. Ve aşılamaların iyi gittiğinden dolayı da biz özellikle petrol tarafında ciddi bir yükseliş görüyoruz. Bu genel emtiaya yansır mı? Soru işareti. Çünkü şu andaki seviyeler pandeminin de çok daha üzerine geçmiş durumda. Burada arzın azalmasıydı etken. Şimdi tersten düşünürsek pandemi normalleşirse arz yeniden normal bir noktaya gelecek ve bu kadar yüksek fiyatlarla daha fazla üretici kapasitesini artırarak içeriye girmeye başlayacak. Bu da emtiaları önünü kesen bir etken olarak görülebilir. Yani bu çok fazla tabii ki değişken var ama benim gördüğüm ana değişken dünyada emtia veya işte tüm hisse senedi gibi varlıklara geçişin temel nedeni daha çok bu merkez bankalarının bastığı paranın belirli kurumların elinde daha fazla toplanıyor olması ve onların daha fazla spekülasyona doğru gidiyor olması. Hem getiri beklentilerinden dolayı hem geçen seneki zararlardan dolayı hem de rakipleriyle arasının açılmaması için herkes gibi risk alma iştahının devam ediyor olmasından dolayı. O yüzden ne zamanki pandemi koşulları normalleşir ve merkez bankaları bu çekmiş olduğu parayı belirli bir vadeyle geri çekme üzerine projeksiyon yapar. İşte biz 2017-2018 arasındaki o borsalardaki, kripto paralardaki aynı şekilde. Yani ben hatırlıyorum 20 bin dolarlardan 4 bin dolarlara kadar düşmüştü o 2018 içerisinde Bitcoin'in değeri. Buna benzer düşüşleri hisse senedi de dahil düşüşleri biz parasal genişlemenin terse döndüğü o tekrar merkez bankalarının bu parayı geriye çektiği dönemlerde görürüz. Şu an bunu konuşmak için erken belki ama eninde sonunda bu gerçekleşecek. O yüzden pandeminin azalması böyle gibi turnusol kağıdı gibi piyasadaki gerçek varlıkları öne çıkartabilir veya daha ucuz kalmış diğerlerine göre. Ama sular geri çekildiği zaman oradaki kötü kayalar falan daha çok görünmeye başlar. Ona karşı dikkatli olmak lazım. Doğru varlık gruplarında duruyor olmak lazım. Peki son bir sorum var sana aslında. Bu dolar evet düşüyor. TL dolar yani daha doğrusu TL değerleniyor. Fakat biz gıda fiyatlarında görüldüğünüzde işte karkış, Antalya'da don olmuş işte ürünlerde bayağı tahribat var vesaire. Fiyat yapışkanlığını görüyoruz Taner. Yani bununla ilgili... Evet. Bilmiyorum ki ne yapılır. Yani sonuçta hani geri çekilmesi beklenir. Herkesin sorduğu soru şu. Dolar düşüyor, niye fiyatlar hala yukarıda? Bunun da enflasyon üzerindeki etkisi mesela. Bu kadar yani, mücadele ederken. Evet. Sonuçta serbest piyasa koşulları diyelim. Almayabilirsiniz. Pahalı ürünü almayın. Tüketmeyin. En kolayından bu söylenebilir. Evet. Özellikle tüketiciler açısından baktığımızda. Hı hı. Yani her şeyi mevsiminde yiyin. Gerek yok aslında. Tabii mevsiminde yiyoruz da portakal da mevsim olmasına rağmen mesela yüksek fiyatı. O yüzden dedim. Evet, geçen senelerde belki çok ucuzdu, o da olabilir. Yani üretici ye gitse biraz daha ben mutlu olacağım bunlarda. Keşke üretici kazansa bu kadar fiyat artışlarından. Ama çok da öyle olmuyor. Birçok maliyet üst üste ekleniyor. Aracılar için de geçerli. Belki onlar da kapasitesinin üzerinde alımlar yapıyor. O da yüksek faizi. Evet. Belki bahane ediyor. Yani evet, faizin yüksek olması birinci etken, arzın azalması ikinci etken. Hı hı. Yani gübre fiyatları artarken, işte finansal maliyetleri artarken çiftçisi de vesairesi de bir şekilde bunu fiyatlara yansıtıyor. Hı hı. Yani aynı
sebeplerden farklı sonuçlar beklemek çok aslında mümkün değil. Yani biz bunun geleceğini zaten biliyorduk. Geçen dönemler bunu gösteriyordu. Önemli olan doğru karar verip doğru uygulamalarla bir daha bunun gerçekleşmesini sağlamak. Taner, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Tekrar görüşmek üzere haftaya diyorum ve Avrupa borsalarına bakalım. Ceren Dilekçi karşımda. Ceren, nedir durum? Varyantlarda artışlar görülüyor Almanya'da bu sefer. Evet Elia, aslında varyantlar artmaya devam ediyor fakat genel olarak baktığımız zaman vaka sayılarında önceki haftalara kıyasla düşüş gözlemliyoruz Avrupa'da. Mesela İngiltere'den bahsedecek olursak geçtiğimiz günlerde Ekim ayı seviyelerine gelmişti vaka sayısı. İlk kez günlük vaka sayısının 10.000'in altına düştüğünü aktarmıştık. R kat sayısı, bulaşıcı kat sayısı ise Temmuz seviyelerine geri dönmüş durumda. Fakat aşı haberleri ve artık yavaş yavaş karantinadan çıkış planlarının yapılıyor olmasına rağmen bugün Avrupa piyasalarında satıcılı bir seyir hakimdi. Endeksler kapanışa yakın kayıplarını biraz daha arttırdı. Baktığımız zaman İtalya borsası bugün %1.3'lük kayıpla satışlarda başı çektiğini görüyoruz. Onu Almanya borsası takip etti. Alman DAX endeksi ise %1'in üzerinde kayıpla işlem gördü. İtalya'da artık Draghi güven oyu sınavında. Çünkü hükümet hem senato hem de temsilciler meclisinden güven oylamasından geçecek. Draghi bugün yeni açıklamalarda bulundu. Yeni kurulan hükümetin hem reformlar yapacağını hem de ülkeyi salgın krizinden çıkarmak için çok çalışacağını ifade etti. Aynı zamanda İtalya'nın euroya ihtiyacı olduğunu, Avrupa'nın da İtalya'sız yaşayamayacağını savundu. Draghi bugün yaptığı açıklamayla İtalya'nın toparlanma planı 6 yıl içinde tamamlanacak dedi. Yeni toparlanma fonunun yani Avrupa Birliği'nden gelecek 209 milyar euroluk fonun yeni reformlar gerektirdiğini ve vergi sistemi reformunu hayata geçireceklerini söyledi. Bugün öne çıkan verilere baktığımız zaman İngiltere'den enflasyon verisini takip ettik ve Ocak ayında %0.7 ile beklentilerin üzerinde bir artış kaydedildi enflasyonda. 3 ayın zirvesine ulaşılmış oldu. Gıda fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu. Avrupa'nın genelinde gördüğümüz tablo. Giyim fiyatları ise düştü Ocak ayında. İngiltere Merkez Bankası %2'lik hedefine bu yıl içinde enflasyonu yakınsayacağını düşünüyor. Hatta geçebileceğini düşünüyor. Ekonomistler ise özellikle Avrupa Birliği'nden ithal edilen malların fiyatlarında yaşanacak artış nedeniyle önümüzdeki dönemde enflasyondaki yükselişin olası olduğunu söylüyorlar. Bugün bir diğer veri ise Avrupa'dan geldi. Avrupa Birliği araç kayıtları verisini takip ettik ve Ocak ayında Avrupa'da yeni araç kayıtları %26 oranında düşüşle Mayıs ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı Zeliha. Ceren, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Dikkat et kendine. Şimdi Profesör Ege Yazgan hocamıza bir gidelim. Hocam, iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeliha, iyi yayınlar. Teşekkürler hocam. Taner'le biraz açmaya çalıştım konuyu tabii, bu fiyatlar ve enflasyonla ilgili. Şimdi TÜİK'ten başkan açıklaması var. Vatandaş yaptığı tüketimden yola çıkarak benim enflasyonum başlığı altında kendi enflasyonunu hesaplayabilecek diyor. Tabii bir sürü herhalde enflasyon mu çıkacak, ne olacak ve mesela benim enflasyonum %40, öbürünün %15. Mesela kira artışı neye göre yapılacak? Yani hani nedir bu benim enflasyonum? Bir de öğrensem ne olacak? Biliyorum zaten mesela market fiyatlarından bir önceki ayla fişleri karşılaştırınca çıkıyor. Buyurun hocam. Çok sonunu çok güzel bağladın ya. Ya şimdi tabii işin biraz şakası öyle. Bu tabii şöyle açıklayayım. Şu anda var olan enflasyon TÜFE enflasyonu. Şimdi bir örneklem alınıyor. Yani tüketicilere, bütün bizi temsil eden, Türkiye'deki bütün herkesi temsil eden bir onların içinden küçük bir örneklem. O örnekleme soruluyor. İşte ne tüketiyorsun, ne kadar tüketiyorsun vesaire. Yani yaptığı belli mal gruplarına işte yaptığı harcamalar tespit edilmeye çalışıyor böyle her yerden. Ondan sonra bizim TÜFE'yi yani enflasyon TÜFE hesaplarken oluşturacağımız enflasyonu hesaplamak için buradan gelen bu harcama ağırlıklarının bir ortalaması kullanılıyor. Yani herkes onun içinde şöyle veya böyle bir şekilde var. Yani böyle bir örnek tüketicinin enflasyonu gibi bir şey bu. Şu anda hesapladığımız ortalama. Şimdi herkesin kendi enflasyonu dediğiniz zaman evet herkes zaten biliyor dediğiniz gibi. İşte
işte bakıyor işte ne kadar harcamış, o fiyatlar nereden nereye gitmiş, bunu pekala kendisi oturup hesaplayabilir. Ama bir de şimdi tam orada ne kastediliyor onu bilmiyorum ama benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Diyelim ki bir internet sitesi kurdunuz, oradan insanlara sordunuz. Zaten TÜİK'in elinde fiyat artışları mevcut belli mal grupları için. Şimdi siz bunlardan ne kadar harcıyorsunuz, ne kadar harcadınız diye sorarsa insanlara, ona göre karşısına oraya girerse o web sitesine, böyle bir şeyden, tasarımdan bahsediyorum. Oradan karşısına işte kendi fişlerini hesaplayarak çıkabilecek olan enflasyonun bir yaklaşık bir yakınını bulabilir. Çünkü TÜİK'in fiyatlarına, TÜİK'in topladığı yine ortalama işte örneklem üzerinden topladığı fiyatlara göre değerlendirilecek. Yani böyle bir tasarımdan bahsediyor herhalde değil. Şimdi bunun ne şeyi var, yararı var derseniz, aslında böyle bir şey yapılırsa, yine ben bunu kendim çıkarımlarım üzerinden konuşuyorum. İnsanlar o web sitesinden gelecek verilerle o başta bahsettiğim hani ağırlıkları, insanların tüketim ağırlıklarını topladıkları örneklemden geri gelen veri birleştirilip belki daha iyi bir ağırlık, yani bizim ortalama enflasyonu ölçtüğümüz daha iyi bir ağırlık bulmak mümkün bu olabilir. Bu dünyada denenmedi mesela. Bu arada hocam yani, kabine toplantısı vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları var. Döneceğim size. Buyurun. Türkiye yoluna güçlü bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 2020 yılının son ayına ilişkin sanayi üretim verilerimiz açıklandı. Buna göre sanayi üretimimiz beklentileri aşarak bir önceki yılın aynı ayına göre %9 artış gösterdi. Böylece 2020 yılının son çeyreğinde sanayi üretimini en çok artıran G20 ülkesi olmayı başardık. Sanayi üretimindeki bu güçlü artış, Türkiye'nin 2020 yılını pozitif büyüme ile kapatacak nadir ülkelerden olduğunu bir kez daha teyit etti. Hatırlayacaksınız, salgın başladığında IMF, Türkiye'nin 2020'de %5 daralacağını öngörmüştü. Bugün geldiğimiz noktada IMF, Türkiye'nin %1,2 büyüyeceği yönünde önceki tahminini güncellemek zorunda kaldı. Bu süreçte üreterek büyüyen bir Türkiye için durmak bilmeden çalışan sanayicilerimizi ve emekçilerimizi tebrik ediyorum. Tedarik zincirlerinde yaşanan tüm aksaklıklara rağmen üretim sektörümüz, bırakın yurt içi talebi karşılamayı, uluslararası taahhütlerde tüm dünyaya örnek olacak bir gayret ortaya koydu. Nitekim bu başarı ihracatımıza da yansıdı. Geçtiğimiz yıl 169,5 milyarlık bir ihracat rakamına ulaşarak küresel ihracat içerisindeki payımızı ilk defa %1'in üzerine çıkardık. Küresel doğrudan yatırımların %42 gerilediği bir dönemde Türkiye yaklaşık 8 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırım çekmeyi başardı. Sermaye piyasalarından otomobil ve konut satışlarına kadar her alanda umut verici yükselişlerin yaşandığı bir yılı geride bıraktık. Ekonomimizin bu dönemde gösterdiği performans, inşallah salgın sonrası süreçte ülkemize duyulan güveni çok daha üst seviyelere taşıyacaktır. Nitekim bu yılın ilk 40 gününde organize sanayi bölgelerimizdeki elektrik üretimi, elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre %7,3 oranında artarak yeni dönemin işaretlerini vermeye başladı. Geleneksel pazarlarımızdaki aşılama oranı yükseldikçe dış talebin önümüzdeki dönemde ivme kazanmasını bekliyoruz. Elbette salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnaflarımızın ve şirketlerimizin bulunduğunu da biliyoruz. Hayata geçirdiğimiz toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin
gayreti içerisindeyiz. Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında milletimize aktardığımız kaynak 53 milyar lirayı buldu. Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak Mart ayı sonuna asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık. Bu vesileyle çiftçilerimize gübre destekleriyle ilgili iki müjde vermek istiyorum. Bay Kemal çok heyecanlanıyor. Acaba bu müjde neydi diye. Tekrar edeyim. Gübre desteklerini küresel emtia fiyatlarında yaşanan gelişmeleri göz önünde bulundurarak %100 artışla iki katına çıkartıyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz. Bay Kemal. Organik ve organo mineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini dekara 20 liraya yükseltiyoruz. Bay Kemal. Bu destek ödemeleri çiftçilerimizin kaynağı en çok ihtiyaç duydukları ilkbahar döneminde hesaplarına yatırılacaktır. Çiftçilerimiz üretmeye devam ettikleri müddetçe inşallah biz de onları desteklemeyi sürdüreceğiz. Diğer yandan salgının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarını da atıyoruz. Son kabine toplantımızın ardından okullarımızda kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin müjdesini milletimizle paylaştık. Yoğun kar yağışı sebebiyle bazı illerimizde yüz yüze eğitime geçiş ertelenmiş olsa da belirlenen kriterlere ve takvime göre bu süreç devam edecektir. Bugünkü toplantımızda da salgının dünya, ülkemiz ve şehirlerimiz bazındaki seyrini ayrıntılı olarak tekrar değerlendirdik. Kimi şehirlerimizde karşımıza gayet iyi bir fotoğraf çıkarken, kimi şehirlerimizde hala sıkıntının ciddi düzeylerde olduğunu gördük. İnşallah devlet ve millet olarak el ele verip tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Aşı çalışmaları hızla sürüyor. Şu anda 5,5 milyonun hemen hemen üzerinde bir aşılama kampanyasını tamamladık. Neredeyse bunun dünyada benzeri yok. Öyle mi Sayın Bakan? Bu işi başaran Türkiye oldu. Bir yandan birinci aşı gruplarının kapsamı adım adım genişletilirken diğer yandan ikinci aşı sürecine de başlandı. Hali hazırda 5 milyon 700 bin aşılama sayısına ulaşmış durumdayız. İlk etapta ihtiyaç duyacağımız aşılarla ilgili gereken bağlantıları yaptık. Tedariklerini de parça parça gerçekleştiriyoruz. Asıl önem verdiğimiz yerli aşı geliştirme çalışmalarını da yakından takip etmeyi sürdürüyoruz. Yaptığımız değerlendirmeler ışığında salgın tedbirleriyle ilgili şu hususları milletimizle paylaşmak istiyorum. Mart aşılamada çok büyük mesafe kat edeceğimiz ve inşallah gerçekten oldukça yüksek rakamları göreceğimiz bir ay olacaktır. Bu çerçevede illerimizi Sağlık Bakanlığımızın belirlediği kriterlere göre 4 gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz. Özellikle salgın tedbirleri sebebiyle
işine ara vermek zorunda kalan restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnaflarımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır. Halen uzaktan eğitimle faaliyetlerine devam eden öğrencilerimizin durumu da yine illerimizdeki vaka sayısına göre değerlendirilecektir. Hafta sonu uygulamasından başlayarak sokağa çıkma sınırlamasını da illerimizdeki vaka, aşılama ve diğer ilgili kriterlere göre aşamalı şekilde kaldırıyoruz. Tabii burada önemli olan vaka sayısının tüm illerimizde sürekli azalmasıdır. Vatandaşlarımız bu konuda ne kadar dikkatli olur, ne kadar hassas davranır, kendi illerindeki görünümü ne kadar iyileştirirlerse normalleşme takvimi de o derece hızlı ilerleyecektir. Türkiye bu küresel salgın krizini gerçekten başarıyla yürütmüş bir ülkedir. Biraz daha sabrederek, biraz daha fedakarlık yaparak bu musibeti tehdit olmaktan çıkartabilecek bir yerde duruyoruz. Tüm vatandaşlarımdan bir kez daha yürüttüğümüz mücadeleye destek vermesini istirham ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu duygularla bir kez daha sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla diyor ve bu arada da tabii COVID'de şu anda hasta yatağında olan tüm vatandaşlarıma sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Bütün sağlık mensuplarımıza aynı şekilde sağlık, sıhhat, afiyetler diliyorum. Ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tekrar kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası konuşmalarını dinledik. Evet, bitiriyoruz 60 dakikayı. Yarın öğlen görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. İyi akşamlar.